Ne yani? Bir avukat bürosuna falan hiç gitmedi mi? Gitmedi Artun Bey. Banka, ev. Yemek yedi birkaç kez dışarıda. Yalnız mı? Evet, yalnızdı. Deniz Hanım ve kızı aynı gün ziyaret ettiler evinde. Deniz Hanım fazla kalmadı ama kızı hafta sonunu onda geçirdi. Şu anda boşta farkındaysan. Telefonla da bilgi verebilirdin. Merak etmeyin. Bir arkadaşım bankanın önünde bekliyor. Ben Gidesi'ye izlemeye devam edecek. Bugün hastaneye gitti sadece. Çok kısa süre kaldı, çıktı. Ha bir de eşi evi terk etti. Terk etti derken? Bavulla çıktı. İki gündür de yok. Bayağı suratlıydı. Belli ki tartıştılar. İçimdeki his bu avukata gitme lafının hikaye olduğunu söylüyor. Hayatımda Hülya kadar sinsi ve güvenilmez bir kadın görmedim. Bence kasamdan aldıklarını kendinde saklıyor. Evinde mi? Büyük olasılıkla. En kötü ihtimal bankada. Odasında. İki ay önce Rive At Çiftliği yakınlarında vahşice öldürülen aşçının katil zanlısı Z.E. kaldığı tutuk evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Sabah erken saatte bir tutuklunun bulduğu cesedin boynunda çamaşır ipi. Artun. Artun onu öldürttü. Ay Artun onu öldürdü. Geçiyorsun sen? Hayır. Gerçekten. Otursana, ne içersin? Sen ne terbiyesiz bir kadınsın ya. Ne? Emine'ye bunu nasıl yaparsın? Ha. Sen onun için geldin. Tabii ki. Yoksa senin suratını görmek bile istemiyorum. Yazıklar olsun sana. Ne kadar zayıf bir iraden varmış. Bir kadın sana yüz verdi diye. Ya bir insan bu kadar değişebilir mi? Konuşmaya bile değmezsin sen. Sadece şunu bil. Eğer bir daha böyle bir pesbayilik yaparsan... hem hukuken sonuna kadar giderim... hem de seni iş çevrende rezil ederim ona göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Müzik